İstanbul'a güzel insanlar, hanımefendiler, beyefendiler, spontane gelişen bir bekleyişten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, bizi beklediniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşlerim, müjdelenmiş şehir İstanbul, tarihin şehit sandığı, 8500 yıllık geçmişiyle dünyanın en kadim medeniyetlerini barındıran bir kent İstanbul. Böyle bir şehirde bugüne kadar seçilerek iki dönem başkanlık yapan ilk İstanbul olmanın gururunu yaşıyorum. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşamaktayız. İstanbul ve Türkiye hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Geçmişte bilirsiniz, bankaların çek karnesi vermediği, çalışanına maaş ödeyemeyen bir belediyeden bugün 10 yıl içerisinde 60 milyar, 60 katrilyon yatırım yapmış bir İstanbul Belediyesi var. Hiç borcu olmayan, devlete bir kuruş borcu olmayan, sadece dış borçları metrolarla ilgili 2028'e uzanan ve bütçesinin %2,5'uyla bunu kapatabilen bir belediye var. Bir ülke özelliği gösteriyor. 15 milyona yakın nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük. Bu kente yakışır, yaraşır, bu şehirde yaşayan insanların mutlu olacağı her alanda, ulaşımdan altyapıya, çevreden sağlığa kadar birçok yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2014 yılı yatırım bütçemiz 8,5 katrilyon. Değerli kardeşlerim, Maltepe'ye 14 kavşak yapmışız, rahat geçit. Maltepe'ye metrolar dahil yapmış olduğumuz bugüne kadar yatırım toplamı 2.845 milyar, yani 2 katrilyon 845 trilyon yatırım yapmışız. Maltepe özelinde. Çünkü biz insana hizmet dedik, şehre hizmet dedik, şehirler gelecek dedik. Bu anlayışla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Yaptığımız ulaşım master planlarında İstanbul'un geleceğini tasarladık. Hangi sistemler birbirleriyle ilintili hale gelirse şehirdeki ulaşım rahatlar ve yaşam kolaylaşır, bunu biliyoruz. Bu çalışmaları bitirdik. Değerli kardeşlerim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne geçen hafta bir plan sunduk. Bu plan metro istasyonları, aktarma istasyonları başta olmak üzere kentteki parklanmayı ve trafiği çözecek olan 100 bin araçlık otopark planıyla 4 yeni metro, 5 havaalanı, 1 finiküler olmak üzere değişik farklı projelerle birlikte meclisimize sunuldu. Ey İstanbullular, bunu iyi bilmenizi istiyorum. Meclis kayıtları orada. Cumhuriyet Halk Partisi buna destek vermedi. Muhalefet gösterdi. Oy çokluğuyla geçirdik. Yani İstanbul'a yapacağımız yeni metroları, yeni otoparklar, 100 bin adet otoparka muhalefet şerhi koydular. Destek vermediler. Ondan sonra da diyorlar ki bu kadar metro alanı nasıl yapacaksınız? Yani biz size engel olacağız, size mani olacağız, yürümeniz mümkün değil diyorlar. Değerli kardeşlerim, İstanbul'da 286 kavşak yaptık.
yol düzenlemesi yaptık. Sayın Sözen 4 tane başladı, ikisini bitirebilmiştir. 410 kilometre yeni sıfır yol kattık İstanbul'a. Tünel yollar yaptık. Ulaşım akademisyenleri şimdi muhalefete çalışıyorlar. Biliyorum, haberini alıyorum. Tünellerde insanlar boğulur, yapmayınız, yanlıştır dediler. Zannediyorum Beşiktaş tünelini teknik üniversiteli oldukları için en çok onlar kullanıyordur. Bir saatlik yol 5 dakikaya indi. Değerli kardeşlerim, 19 yıl ara içerisinde sonra Haliç metrosunun köprüsünün açılışını yaptık. Ve hamdolsun daha yeni, cumartesi akşam yaptık, cumartesinden sonra bugüne kadar 38 bin insan kullandı. Geçen 19 yıllık zaman, kaybedilen zaman, kaybedilen akaryakıt, amortisman, bunları hesaba kattığınız zaman öyle 2 tane 3 tane köprü yaparsınız. 19 yıl engellendi. UNESCO'ya şikayet ettiler bizi. UNESCO'nun dediği doğrultuda projeyi revize ettik. Bu sefer de UNESCO'yu ayarladılar dediler. Devamlı fren. Devamlı durdurmak. Devamlı fren. Bahtaları bitmiş. Fren tutmuyor, farkında değiller. Ama biz engelli boşuna engelli yürüyüşe alıştık. Bu şehre hizmet etmek bizim en büyük gururumuz. Vatandaşımız, sizler biliyorsunuz. Sizler bizi gayet iyi biliyorsunuz. Biz de sizi biliyoruz. Bu şehir tesadüflere terk edilemez. İstanbul maceralara sürüklenemez. İstanbul ne olursa olsun değinilemez. Böyle bir şehirdeyiz. Bu değerlemeleri siz sandık başına giderken kim ne yaptı? Hangi sözünün arkasında durdu? Kendilerinin bulunduğu alanlarda veya muhalefetin büyükşehir belediyelerinde hangi projeler hayata geçti? Örnek gösterilmesini isteyiniz. Onlara bir bakınız. 600 lira bağ etti Sayın Kılıçdaroğlu. Genel başkan olduğunda diyebilirdi ki büyükşehirlerine kaynağımız belki çok azdır diye, ama İller Bankası'ndan eşit pay geliyor bizlere ve bütün belediyelere. 100 lira içtiyse fakirlere verin denebilirdi. Asla verilmedi. Maltepe'de kapı vereceğiz vaadiyle. Bu arada AK Parti belediye, Cumhuriyet AK Parti belediye oldu. Aldınız mı takıları? Görüşebildiniz mi? Gittiğim mahallelerde bunu soruyorlar bana. Başkanım görüşemiyoruz. Söz verdiler, yapmadılar deniyor. Değerli kardeşlerim, bir başka şey daha. Deprem riski yaşayan bir İstanbul'dayız. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bir yasa çıktı. Şehircilik Bakanlığı 1,5 yıl önce çıkan bu yasayı yetkiyi ilçe belediyelerine verdi. İlçe belediyeleri bununla halkla görüşüp adam bazında, sokak bazında, mahallenin belli ölçeğinde planlar yaparak Şehircilik Bakanlığı'na götürüp tasdik ettirecekler idi. Yapmayanlar maalesef muhalefet belediyeleri. Yapmayanlar sadece Kartal'da bir çalışma yapıldı. Kısmen diğerlerinde yok. Giden halkımıza büyük şehir bize engel oluyor dediler. Bu yalanı söylediler. Sizlere şunu söylüyorum. Maltepe'de metronuz var. Binin Bağcılar'a metro gidiyor. Gidin Bağcılar Belediyesi'ne. Gidin Esenler Belediyesi'ne. Ve diyiniz ki Sayın Başkan, siz nasıl uygulama yaptınız bir anlatır mısınız? Sonra gidiniz mahallelere, diyiniz ki sizin bir mahallenizde kentsel dönüşüm, kentsel yenileme başladı. Mağdur oldunuz mu? Kiranızı alıyor musunuz? Haklarınız zayi oldu mu? Gidin sorun. AK Parti belediyeler bunu yapıyor ama diğerleri iftira ediyor. Değerli kardeşlerim, 30 Mart seçimlerinde Maltepe'de bizi Edip Özal kardeşimle birlikte hizmet vermeye bizi görevlendirirseniz bu sorunları birlikte çözeriz.
sahilde dolgu alanı olarak ifade eden kültür ve spor alanı yaptık. 1.200.000 metrekare. Örnek bir proje. Başlangıçta buradaki belediye pankartlar astı. Birileri peşkeş çekecekler diye. Yapılan tesis ortaya çıktıkça tamamen halka ve büyükşehir işleteceği bir sistem olarak hizmet verecek bu alan için kalkıp özür dahi dilemediler. Biz yanlış anladık dahi demediler. Değerli kardeşlerim, 580 hektarlık Maltepe Bölge Parkı'nı, 100 binlik planlarda gelen bölge parkını inşallah önümüzdeki bu dönemde yapacağız. Tüm İstanbul'un en büyük bölge parkı, Kemal Parkı, çok farklı fonksiyonları olan ve İstanbul'un her bir ferdini mutlaka görmek isteyeceği önemli bir merkez haline gelecek. Oraya havayla ulaşım imkanları sağlayacağız ve bu çalışmalar başladı ve devam ediyor. Şu anda sizlere takdim etmek üzere projeleri hazırlatıyorum. Onları da sizlerle paylaşacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, burası. Bakınız, Maltepe AK Parti Belediyesi olsun, başkanla beraberce şu trafiği altına alalım. Bizi buluşturur. Şurada bir meydan ortaya çıkartalım. Bu yapılması gereken bir proje. Bunu ancak biz yaparız. Bu yetkiyi bize verin. Bizim yönetimlerle olmamız daha çok metro demek. Daha çok hizmet demek. Türkiye'de istikrar demek. Türkiye'nin geleceği demek. İnanıyorum ki sizler de bu anlamda değerleme yapacaksınız. Değerli kardeşlerim, Büyükşehir Belediyesi olarak seçimden sonra bütün belediyeler eşit mesafeli olduk. Farklı bir bakış göstermedik. Silivri'ye 1 milyar 140 trilyonluk yatırım yaptık. 1 trilyon 140 milyonluk. Bolu Cezeresi taşkın yaptı. Olsun dedik ve yaptık. Karşı durmalarına rağmen. Genel sekreter ve yardımcılarımı belediyelere gönderdim. Bütün belediyelere. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dahi gönderdim. Ne istiyorlar? Eksikleri nedir? Hangi projeler halkımızı ilgilendirir? Ama maalesef doğru dürüst bir proje ortaya koymadılar. Ekibim bunu söylüyor. Sadece görüntüde bir yerel eğitim, küçük parklar, küçük sanat aktiviteleri tamam bitti. Bu kadar. İşte İzmir ortada gri bir şehir oldu. Avrupa kenti olan bir İzmir, fuarları yaptığımız şehir, Antep sorunu 20 yıldan beri vahşi depolama olarak halen problem oluşturacak şekilde ortada. AK Parti demek yerel üretim demek. Hizmet demek ve gelecek demek. Değerli kardeşlerim, sizlerin 30 Mart günü sandık başında herkesin kimin ne olduğunu bilinciyle, kim sözünü arkasında durur, kim iş yapar, kim hizmet eder, siz zaten bunu biliyorsunuz. Hele yerel yönetimlerde siyasi mülazalar, siyasi düşünceler biraz daha kenara bırakılır. İlçenin ve şehrin menfaati her şeyin önündedir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar diyor. Bizler çocuklarımızın geleceğini hazırlıyoruz. Ne oldu, nasıldı, ne oldu? Şu sahilleri gördünüz. Ne haldeydi? Tertemiz hale geldi. Sahilleri gördünüz. Yürüyüş yapılıyor, insanlar oraya buluşuyor. Dereleri ıslah ettik. Su problemini bitirdik. Birileri kalmış sudan bahsediyor. Ya kardeşim, döneminizde su yok ki ya. Neyi bahsediyorsun? Nelerden konuşuyorsunuz? Genel Başkan yardımcılarından bir tanesi, İstanbul'u alacağız, eski günlerine getireceğiz diyor.
Siz İstanbul'un eski günlerini istiyor musunuz? Öyle söylüyorlar, İstanbul'u eski günlerine getireceğiz diyorlar. Yani su akmayan bir İstanbul, çöpten geçilmeyen bir İstanbul, hava kirliliği has safhaya gelmiş bir İstanbul'dan bahsediyorlar. Ha, eski İstanbul'u benim kadar bildiklerini de zannetmiyorum. Emekli çocukluğu geçmiş birisi olarak YouTube'a girin. 1964 İstanbul'un küçük bir filmi var, izleyin. Yani onu mu kastediyorlar, yoksa kendi dönemlerindeki o farklı yönetim anlayışını mı, onu bilemiyorum. Değerli kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. Kendiniz, dostlarınız, hemşehrileriniz, başka şehirlerde olan kardeşleriniz, akrabalarınızla da görüşerek bu seçim partimi seçim. Birçok manipülasyonlar var. Bunları yaşıyor ve görüyoruz. Her şey sizin gözünüz önünde cereyan ediyor. Ancak milletin iradesinin üstünde hiçbir yerde yok zeminde. Evet, Allah, sizlere güveniyoruz. Sizin desteğiniz, sizin gayretiniz bu şehirleri ve ülkeyi hak ettiği yere getirme fırsatı verecek. Çok iş yaptık. Daha çok yapacak işimiz var. Sağ olun. Var olun.